vişneli, irmikli, pasta görüntüsünde sütlü tatlı. Çay saatlerinizi, kahve yanlarınızı ve misafir menülerinizi şenlendirecek muhteşem bir tarif. Özellikle dilimlendiğinde ortaya çıkan görüntü baş döndürücü. Malzemeler Süt, irmik, şeker, vanilya, tereyağı, nişasta, vişne ve su. Oranlar açıklamalarda. 1 litre süte 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı irmiği ilave edip karıştıralım. Orta ateşte pişirelim. Biraz kıvam aldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı ekleyelim. Göz göz olana kadar kaynatalım. Kaynatırken karıştırmayı unutmayalım. Topaklanma olmasın. Muhallebimiz pişerken ocağa biraz kısık ateşi alalım ve 5 dakika daha kaynatalım. Bu arada kalıbımızı ıslatalım. Fazla suyunu dökelim. Vişneli kısmı içinde Vişnelerimizi çekirdekli ya da çekirdeksiz halde suda pişirelim. Üzerine nişasta ve şekerini ilave etmeyi unutmayalım. Kaynayıncaya kadar pişirelim. Pişirirken karıştıralım, topaklanma olmasın. Vişneler rengini hemen verecektir. Jöle kıvamına gelip kaynadığında kısık ateşte 5 dakika daha pişirelim. Vişnelerimiz eğer çekirdekli ise süzgeç yardımıyla süzelim ve ılımaya bırakalım. Beyaz muhallebimiz de biraz ılıdıktan sonra muhallebimizin yarısını kalıba dökelim. Kenarları biraz çerçeve şeklinde ayarlayalım. Vişneli kısım dışarıya taşmasın. Vişneli muhallebimiz de ılıdıktan sonra beyaz kısmın üzerine dökelim kenarlardan taşmasını engelleyelim. Bir kaşık yardımıyla çerçeve yapalım ve diğer beyaz muhallebimizi vişneli kısmın üzerine dikkatli bir şekilde ılıdıktan sonra yerleştirip bastıralım. Buzdolabında dinlendirelim. Buzdolabında en az 6 saat beklettikten sonra ters çevirelim ve üzerini kalan vişne sosuyla süsleyelim. Soğuk bir şekilde dilimleyerek servis edelim. dilimindeki son görüntü de muhteşem. Bu tarifi siz çikolatalı ya da başka bir sosla da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.